Alzheimer'lı Esma Buran. Her şeyi unutacak olan. Unutmamak için yazıyorum. Sen 400 yıllık kökleri belli bir aileden geliyorsun. Bu konak aile mirasın. 4 çocuğun, 3 gelinin, 4 torunun var. Hepsini tek tek tanıtacağım bu defterdeki. Unuttukça buradan okuyup hatırlarsın Esma. Bu sayfadaki büyük oğlun Faruk'un ilk göz ağrın, en büyük desteğin. Senden sonra aileni sırtlanacak. Bu hayatta sırtını tek yasladın. Ona da kendin gibi sorumluluklarla dolu bir hayat verdin. Her daim sağduyulu, sevgi dolu, ailesinin üzerine titreyen, gözü kapalı güvenebileceğin, vicdanı da, karakteri de çok sağlam bir çocuk. Bu hayatta seni bir kere çiğnedi, onda da sana iyi ki dedirtti. Bugüne kadar seni hiç hayal kırıklığına uğratmadı. İki numaram, ateş topum, el avuca sığmaz, soyadımızın hakkını en çok verenin, tam bir Bora, küs bir anda döner, eser kavurur, sağını solunu kestiremezsin, bir pire için yorgan yakabilir, seninle en derdi olanın, kendini en yanlış anlattın. Bir yerde hata yapıp canını yaktın. O da senin canını yakmak ister ama yaktı mı da önce o yanar kavrulur. Kimseyle değil. Aslında kendisiyle savaşır. Bu aile için canını ver deseler belki hepsinden önce o atılır. Ama kendini ifade etmeyi beceremez. Çalıyı tepesinden sürükler. Hata yapa yapa öğrenenlerden. Ama çok şükür evlatlarının hepsi gibi kalbi tertemiz. Hiçbir şeytanlık yok içinde. Onun derdi zoru gözüne girmek. Sevildiğini bilmek. Vaktinde hayatla mücadele ederken fark etmeden gözlerini kaçırmışsın. Şimdi gözüne baktığını anlatamadığın kalbinin ağrısı. O yüzden sen onun diline bakma. Kalbine bak. Osman'ın 3 numara naif prens, astım hastası olduğu için nadir bir çiçek gibi fanuslarda saklayarak büyüttün onu. Sırf kardeşlerine değil kimselere benzemez. Ne hayata dair hırsı var, kimseyle kavgası. Yaşamın sırrını bulmuş gibi yaşar. Hastalığından dolayı mıdır nedir bilmem.
Ama aldığı her nefesin kıymetini bilir, hakkını verir. Yanında huzur bulursun. Bu evin kardeşlerinin dengesi, hastalığına inat. Bozma bu evin akciğeri. Onunla konuşurken laflarını çok dikkatli seç. Sesini çok iyi ayarla. Diğerleri seni tolere eder ama Osman'ı kabuğuna kaçırdın mı çıkaramaz. Uğradığın dört numaran teknik kazıntı. Beş numara. O evin küçüğü olmanın bütün avantajlarını sonuna kadar kullandı. Başına buyurup tam bir deli fişek. Onu elinde tutamadın. Yuvadan uçtu gitti. Ta İngiltere'lere çalışıp okuyacağım diye tutturdu. Allah'tan evlendi de gitti. Kafan ondan rahat. Kameradan görüyorsun artık onu. Elinde sadece anıların kaldı zaten. Kokusuna bile hasret. Sık sık aratmayı unutma. Yokluğuna sakın. Ama sakın alışma. Kirpiği güzel. Burnu güzel. İyice güçlendin sen. Dur bakalım. Baba. Bakalım ne demiş. Özür dilerim. Yine sana patladım. Yerine bir şey olacak diye korkmaktan yoruldum sevgilim. Mazeret. Ama benim hızım sana geçiyor bir tek. Özür diliyor. Gık değil demem sana biliyorsun. Sakın asma yüzünü. Benimki yeterince asık zaten. Takım bir köşesini herhalde sana versin. Bugünden de kaldı. Affedelim mi? İyi hadi edelim bari. Üzerime alınsaydım aklını almak nasıl olurdu görürdün hayatım. Öyle mesajla emojiyle de kurtaramazdım biliyorsun değil mi? Tabii bu ifadeni almayacağım anlamına da gelmesin. Çok aşık be. Ne yapsın? İstediğin gibi al ifademi yavrum. Boynum kıldan ince. Ben senin bir gülüşüne ömrümü veririm. Hesap neymiş? Haklı mı acaba ya? Biraz hayatımıza heyecan mı katsak? Mesut bir...
Nasıl buldun oğlum beni burada? Nasıl buldun beni? Bizi kendi çöplüğümüze sen bıraktın. Unuttun mu? Siz niye beni çöplüğüme bırakmıyorsunuz? Sürüneceğimi görmek istiyordum. Buyur işte. Hadi git. Ne takdir, ne teşekkür. Hiçbir şey beklemiyorum sizden. Hadi ya, siz ne istiyorsunuz benden? Ben kendi adıma bir cevap istiyorum. Ne cevabı? Hayatımın içine... Sonra da hayatı kurtarmak için kendi canını feda ediyorsun. Ne yapıyorsun? Ha? Ne yapıyorsun? Niye yapıyorsun? Vicdanını temizlemek istiyorsun. Benim vicdanım ne olacak? Bir de sizin bir vicdanınız var değil mi ya? Ah ya, ben bunu nasıl unutuyorum ya? Oğlum siz Boran'la ne acayip bir ırksınız be. Ha? Yani her şeyin sizinle bir ilgisi olmak zorunda mı ya? Ben sana abi dedim. Sen düşmanım çıktın. Tamam, düşmanımsın. Şimdi abilik yapıyorsun. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Nereye koyacağım ben seni? Ben sizin için hiç kimseyim oğlum, tamam mı? Hiç kimseyim ben. Ben orada gittim bir insanı kurtardım. Kardeşimi falan değil. Ha, senden bana kardeş olur mu? Biz kardeş olur muyuz? Bilmiyorum. Benim sizinle kardeş olma ihtimalini düşündüğüm güne... Ben, benim Boran olmaya çalıştığım güne... Ya ne cins bir sülalesiniz ya? Girmek bir dert, çıkmak bir dert Allah aşkına. Bir katkı mı sağlamak istiyorsun bana? Git buradan. Git buradan. Git buradan! Ya yeter artık, bir yol geçene ne oldu burası ya? Ne var? Şey, yemek dökülmüş dedi. Çıkan beyefendi gönderdi ama. Temizle. Tamam. Sessiz sedasız gelince ödümü kopardın ya. Sen Hafiyeli'ye mi geldin Senem? Ben sizi Bursa'da birlikte gördüm. Ama pek emin olamadım. Yani arkadaşsınızdır diye umdum ama sen bayağı düzenek kurmuşsun adama. Fazlasıysak ne yapacaktın? Fazlası mısınız? Sen buna hesap sormaya mı geldin ya? Yok, hesap sormuyorum, soru soruyorum. Fazlası mısınız, değil misiniz? Arkadaşız. Arkadaş. Ne ara oldu bu samimiyet? Ha? İşte hesap soruyorsun. Ama sen üst kurmuşsun adama zaten. Karısı mı gönderdi seni? Onlar boşanmıyorlar mı ya? Sen de hazır mezarın taze ölüsü gibi aportta mı bekliyordun? Sana terbiyesiz. Ne terbiyesizi be? Sen onun nasıl bir sayko olduğunu biliyor musun? Ona acıyan acınacak duruma gelir be. Acımadım ben ona, yardım ettim. Edemedim de bak gitmiş. Haber vermeden gitmiş. Hiç düşünmemiş bu kız merak mı eder, üzülür mü? Tek taraflaş benimki, merak et. Oo.
Diyorum ya. Mazeretin çok geçerliydi ama. Ya çocuk her şeyden önemli Faruk. Allah şükür bulmuşsun. Aynen çok şükür. Yok sunma sunma. Bu konuda şanslıyız koçum. Bu ara hadi buyurun. Buyurun geçelim şöyle. Buyurun buyurun. Geçin şöyle. Geçin masaya. Eyvallah. Bir şey mi yanlış burada? Ne olmuş? Evet. Herkes hazırsa ben çok fazla vaktinizi almayayım arkadaşlar. Hemen buraya gireyim. Yani Akif'e döndüm yemin ederim ya. Ya 40 yılın başında bir sürpriz yapacağım dedim. Diline düşeceğim yemin ederim. Anne ne olursun ne olursun böyle yakalamayın. İşte onu diyorum. Yani bizim bu işe olan özenimiz aslında size de iyi hizmet vereceğimizin bir göstergesi. Yani sizler de piyasada araştırma yapmışsınız, bazı görüşmeler yapmışsınız ve şu sonuca varmışsınız. Bu kadar büyük bir film yönetmek aynı zamanda sözleşme yönetmek için. Yani kısacası pişman olmayacağınız bir iyi niyet buluşması bu. Biz de bunu bildiğimiz için buradayız zaten Faruk. Anlaştığımıza göre şartları konuşmayı yarına saklasak mı? Telefonu durmadı ki arkadaşın. Eyvallah tamam. Hemen hızlı gidiyoruz. Başlamışken bunu bitirelim bence. Şu bütçe işlerini falan... Pardon ya. Ben ayağını vurdum sandım da bir an. Ha, yok yok. Eyvallah. Peki o zaman şey yapalım. Buraya siz ne yazmışsınız? Mesela bütçeye bir bakalım. Ne yazmışsınız? Mesela bu şeyde... Dosyanın da örneği olacaktı ya. Şu şartnameyi falan versen. Tamam. Bunlar olacak işte. Gelir tablosu var mesela. Oh! Faruk. Faruk. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Çok fena vurdun ya. Burası çok mu sıcak oldu? Faruk sen bir hava falan mı alsana abi? He? Evet ya. Ne diyorduk? Sen diyordun. Ne diyordum? Ya bu şartname diyordun. İtiraz ettiğin bir madde mi var? Faruk, senin kafa ya yorgunluktan gitti ya da kafayı masaya fena çarptın birader. Biri mi bağırdı? Yok yok, ben öksürdüm. Ya bugün iyice dağıldık yani ha. Gerçekten ya. Aman aman, ben alırım, ben alırım. Ben alırım. Usta. Faruk, sen şimdi ne diyorsun bu bütçeye? Ya gerçekten Veysel'in dediği gibi biz dağıldık mı? Evet. Şey yapalım biz, bence... Bir kafayı toplayalım, daha sonra mı devam etsek acaba? Evet, vallahi hepimiz çok yorulduk ya. Zaten Veysel'in derdi eve gittiğinde başlayacak. Ya aynen. Daha eve gidince ayıptır söylemesi. Yasemin'e ifade vereceğim de. Eyvah. Ben sizi o zaman azat edeyim. Hadi bakalım. Tamam mısınız? Ya maçı tekrarını izleyeceğiz. Aa evet, maç vardı ya değil mi? Neymiş, şampiyon olacakmışız. Ya nasıl olacağız abi? Ama kesin şampiyonuz ya, söyleyeyim ben size. Adem adam ya. Faruk ne diyorsun? Ne zaman ayarlıyoruz şu bizim hanımları tanıştırma işini? Aynen ha, haber bekliyoruz.
Adam kafayı kilo çarptığından beri mavi ekrana bağladı. Bence bari güzel hayatta anlamaz. Bana bak, o kadar kötü çarptıysan bir hastaneye falan götürelim ha. Yok be. Yok yok, iyiyim ben. Tamam, şey yapalım. Ben organize edeyim, tamam. Ben bir Süreyya ile de bir konuşayım. Şey yaparız. Yaparız ya. Yani. Tamam o zaman, haber bekliyoruz. Eyvallah. Hadi. Eyvallah. Allah kahretmesin ya. 40 yılın başında sürpriz yapayım dedim. Sus. Sakın hiçbir şey söyleme bu konuyla ilgili. Hiç kimseye. Aklım çıktı. Sen ne yapıyorsun masada? Gülme ya. Ben de karımı bu kadar özledim diye mi bu koku geliyor burnuma falan? O kadar konuşuyorsun ki. Bitmedi. Yo o kroki, o bilmem ne ya. Ay ne çene var kardeşim. İki büklüm var ya. Akşam masaj yapacaksın. Öldüm aşağıda. Sen bir dur, tehlikeyi atlattık madem. Niye geldin? Sen bir göster bakayım bana. Bakalım. Ya saçmalama Muzur. Hayatta olmaz. Modun düştü yerlerde. Ben yani. Seni gel. Modunu ben seni yükseltirim. Ya bu beni. Yakacaksın ya bizi. Ateşle oynamayı seven yanmaktan korkmaz. Yıldızlara bakıyorsun sanıyordum. Bakıyorum. Dilek de tuttun mu bari? Ben dileğimi çoktan tuttum. Gitme. Sadece arkadaşım değil. Hayatım. Yoldaşım. Yaşama sebebim ol dersem sakın kızıp gitme. Bana evet der misin?
Kimi sevsem kırmışım, dokunsam yıkmışım. Gitmek isterken yerimde saymışım. Kendimden sıkılmış, bıkmış, usanmışım. Daha yolun başında yükümden yorulmuşum. Yalnızım ben, tutun elimden. Yanmışım ben, hep yanlışım ben. Yalnızım ben, tutun elimden. Nedendir bilmem, hep yanlışım, yanmışım ben. Dolaştığım sokaklar, can yakar anılar. Yıkık dökük geçmişim, bitmişim, tükenmişim. Kendimden vazgeçtim, kendimi bitirdim. Erkendi son için hayatı sevmedim. Yalnızım ben, tutun elimden. Yanmışım ben, hep yanlışım ben. Yanmışım ben. Öncesinde meşhur kuk reyinizden tatmak ister miydiniz? Yok sağ olun, teşekkürler. Peki efendim. Pardon, ben vazgeçtim arkadaşım. Peki efendim. Merhaba. Çok özür dilerim, beklettim. Bunlar senin için. Filme bilet kalmaz diye korktum. Önceden gidip alayım dedim. O kadar çok sıra vardı ki anlatamam sana. Sen beni beklemeden mi gidecektin yoksa? Saate baksana. Unuttun sandım. Ya da vazgeçti. Esma, bu ikisinin de olması için benim anca ölmem lazım. Bir gün sen vazgeçsen bile, sen beni silsen, beni unutsan bile, ben seni unutmam. Burada nasıl unutayım?
Niye sen unutsan da diyorsun şimdi? Ben bir gün bu rüyadan uyanmaktan korkuyorum. Ne bileyim. Elini elimden çekmenden. Hayat bize bir oyun etmediği sürece ben bir yere gitmem. Gitsem seni de şuradan ötürürüm. Hiçbir şeye söz veremesem seni unutmayacağıma verebilirim. Ki hafızam da sende mi? Bence. Duygularımı senin kadar güzel ifade edemiyor olmam daha azını yaşadığım anlamına gelmez. Bir dakika şimdi. Sen bana şimdi seni seviyorum mu dedin yani? Sen unuttun. Filmi unuttun. Yandı, biletler yandı. Yansın. Spor mu? Hiçbir şey umurumda değil. Garip. Kusura bakma geciktim. Ama bu defa sinema yüzünden değil. Trafik biraz yavaşlattı. Hatırlıyorsun demek. Sana dair neyi unutabilirim ki? Esma Sultan. Bana kızgınsın sanıyordum. Kızgınım tabii. Ama bu anı da berbat edecek değilim. Beni buraya çağırdığına göre güzel bir haber vereceksin diye düşünüyorum. Hani burada geç kaldığımız için yiyemediğimiz muhallebi vardı ya. O muhallebinin aynısını yapıyorlar. Hem de aynı tarifle. Belki bugün bu güzel haberden sonra böyle bir kutlama yaparız. Ben... Sen... Bugün niye böyle durgunsun? Ben özür dilerim. Ben sana verdiğim sözü tutamayacağım. Anlamadım. Bu sefer her ne olursa olsun her şeye rağmen elini bırakmayacağım diye söz vermiştim. Ama ben bir kere daha ayrım seçmek zorundayım. Şaka yapıyorsun. Affet garip derdim. Ama sadece hayatıma geldiğin için, sevgin için, beni kalbinde tuttuğun için teşekkür edebilirim. İşi mi çağırdın? Hı? Bitti.
Yemek için mi çağırdın beni? Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Düşündüğüm kadar cesaretli olamadığım için çok üzgünüm. Yaşadığımız her anı taşıyabildiğim kadarıyla muska gibi saklayacağım. Bu seni değiştirebileceğim bir karar değil. Bizim hikayemiz bu kadarmış. Yo mă jur pe viața mea.